çok dikkat edin, bu çok hayati bir mesele. Durduğum nokta benim tamam niyetimi belirliyor. Gelecekle ilgili bir takım çalışmalar için burada planlama, programlama yapıyorum ama üzerine basarak yürüyeceğim yolu kendim inşa ederek yürüyeceğim. Bu ne büyük bir sorumluluk değil mi? Çünkü önümde yol yok ama hareket etmek istiyorum. Hikayemi birilerine ulaştırmak istiyorum. Onların hikayelerini dinlemek, onlardan da bir parça kendime almak istiyorum. Ancak adımı attığımda yere düşeceğim. Düşmemek için ne yapmam lazım? Adımı atacağım yolu kendim inşa edeceğim. Muhteşem bir güzellik bu. Yürüyeceğim yolu kendim inşa ediyorum. Nereye bastığımın farkındayım. Sadece yolu inşa etmiyorum, aynı zamanda ne yapıyorum? Güzergahı da, rotayı da ben belirliyorum o zaman, değil mi? Çünkü malzemeyi şuraya doğru yönlendirsem yol oraya dönecek. İşte niyet bu demek. Nereye gideceğinin farkındalığı demek. O gideceği yol boyunca neler yapacağının farkındalığı, onun için hazır bir ruh ve zihin demek, psikoloji demek. İhtiyaç duyacağı malzemeleri başlangıçta hazırlamak demek. Eğer burada malzeme gideceğim yol için yeterince benim yanıma alınmış, toplanmış değilse, şu kadar gittim, malzeme bitti, kaldım ortada. Yapabileceğim tek şey var, geriye gitmek. Değil mi? Çünkü orada yol var. O yolu da ben yaptım. Geriye gitmek için yol var. Gidip tekrar malzeme toplayıp bu kez beni daha ileriye taşıyacak kadar malzemeyle yolu inşa edebileceğim. İşte hikaye aslında bu. Biz hepimiz kendi hikayelerimizi yazarken üzerinde yürüdüğümüz yolu inşa ediyoruz. O yüzden o yolu siz inşa ediyorsanız, yolda çukurlar var, engebeler var, yamuk yumuk yapmışım, İşte benden de bu kadar mühendis olur diyorsanız, o yolda yaşadığınız eğilip bükülmeler, düşmeler, dalgalanmalar kimin suçudur? Benim değil mi? Çünkü o yolu ben yaptım. Öyleyse hikayelerinizi dikkatli yazacaksınız çünkü o hikayeler sizin yaşam alanınızı oluşturacak. Dikkat! İnsan niyetiyle tanımlanır. Hayatta o niyete eşdeğer, o niyetle uyumlu tercihlerle. Çünkü ben yolculuğumu yaparken eğer bilinçli, farkındalıklıysam hangi malzemeleri yanıma almam gerektiğinin farkındalığındayım, değil mi? Tercihlerimi ona göre yaptım. Şurada 100 tane malzeme var, burada 100 tane malzeme var. Bazıları keyfi lazım fakat yolculukta şimdilik aciliyeti yok. Tercihimi ondan yana yaparsam ilerleyen dönemde çok hayati bir nokta atışını yapacağım yerde malzemeyi orada bıraktığım için yapamayacağım. Tercihimden dolayı burada kaldım. O zaman tekrar geri gideceğim. İşte hikayeler böyle yazılıyor. İnsanı tanımlayan en güçlü sözcük niyettir. Neredeyse insanla ilgili söyleyeceğiniz her şey onunla birleşir ve muhteşem bir şekilde konuşulur. Atom gibi. Yaşamı, hayatı tanımlayan da, çünkü hayat dediğiniz mi insanla iç içe olacak. Onunla iç içe olan tüm diğer unsurları, diğer canlılar ve cansızlar olmak üzere içine alacak. Hayatta bizim o yolculuk boyunca yaptığımız tercihlerimizden oluşacak. Hikaye de hikaye. Başka bir şeyimiz yok.